Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD Savunma Bakanı, Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı sarsılmazdır. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 5 Mart'ta başladığı Orta Doğu gezisi kapsamında ilk olarak Ürdün'ü ziyaret etti. Amerikan Savunma Bakanlığı, 6 Mart'ta Bakan Austin'in Ürdün Kralı Abdullah'la görüşmesine istinaden, Bakan Austin, Suriye'de adil bir siyasi çözüme ulaşmanın önemi, Irak'ta güvenlik ve istikrara odaklanmanın sürdürülmesi ve bölgedeki diğer istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi ortak sorunla ilgili endişelerini paylaştı, açıklamasını yaptı. Açıklamada, Savunma Bakanı Austin'in 7 yıllık 10-15 milyar dolarlık Amerikan-Ürdün mutabakat muhtırasıyla desteklenen iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri işbirliğini derinleştirme niyetini bir kez daha teyit ettiği kaydedildi. Savunma Bakanı, 7 Mart'ta Irak'ın Erbil kentine geçerek Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmeye dair yapılan açıklamada, Bakan Austin, Amerikan güçlerinin Irak hükümetinin daveti üzerine DAEŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak üzere peşmergede dahil olmak üzere Irak güvenlik güçlerine danışmanlık yapmak, yardımcı olmak ve olanak sağlamak üzere Irak'ta kalmaya devam ettiğini vurguladı, ifadeleri yer aldı. Bakan Austin, ayrıca Kürdistan Demokrat Parti Başkanı Mesut Barzani'yi ve Irak Başbakanı Muhammed Shia Es-Sudani'yi de ziyaret etti. Amerikan Savunma Bakanı, 8 Mart itibarıyla Mısır'a geçerek, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile görüştü. Amerikan Savunma Bakanlığı görüşmeye dair açıklamasında, bakan ayrıca İran'ın nükleer programı, istikrarı bozucu bölgesel faaliyetleri ve Rusya'ya insansız hava sistemleri sağlaması da dahil olmak üzere, İran'ın oluşturduğu geniş yelpazedeki tehditlere ilişkin endişelerini paylaştı, denildi. Bakan, dün itibariyle İsrail'e geçerek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'la görüştü. Bakan Austin, İsrailli mevkidaşı Galant'la ortak düzenledikleri basın toplantısında, "Burada bulunarak bir şey açıklığa kavuşturmak istedim. Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı sarsılmazdır ve böyle kalacaktır," dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.